küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Tarım topraklarımızın miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim. Bakın iktidara geldiğimizden bu yana hep bunun gayreti içerisindeyiz. Bunu engelleyelim istiyoruz. Çünkü özellikle tarımda bu parçalanmayı, bu bölünmeyi engellediğimiz zaman hep birlikte ailece de güç kazanırız, milletçe de güç kazanırız. Çiftçimize her türlü araç, gereç, gübre, tohum desteği verelim. Ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayalım. Bu konuların hepsinin arkasındayız, yanındayız. Ama Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Tarımda milli güvenliğimize özellikle öncelik vermeyen her türlü projeye, her türlü dönüşüme, karına zararına bakmaksızın karşı olduğumuzu altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kardeşlerim, son 17 yılda ülkemize ekonomide, turizmde, sağlıkta, savunmada nasıl çağ atlatmışsak, tarım ve hayvancılık alanında da Türkiye'yi ilklerle tanıştırdı. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden, öngörüsüzlüğünden kurtarmak için yeni üretim ve destekleme modellerini devreye aldık. Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 137,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bakın hayali rakamlar söylemiyorum, yaptıklarımızı söylüyorum. Bakanlığımızın 2020 yılı bütçesinin %54,5'unu tarımsal desteklere ayırdık. Yani bir önceki yıla göre tarımsal desteklerimizi %36,7 oranında artırdık. Tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız 37 milyar liradan 2018 yılında, bu rakam da çok önemli, 213,3 milyar liraya ulaştı. Şimdi ana muhalefetin başı çıkıyor zaman zaman, saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Bak buradan şimdi yine açıklıyorum. Benim bu rakamlarım resmi rakamlardır. Gazete küpürlerinden toplanan rakamlar değildir. Devlet yalan söylemez. Devlet gerçeği söyler. Ben de bunu söylüyorum. Biz tarımsal hasılada dünyada 7., Avrupa'da ise 1. sıradayız. Çok önemli. Fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine 1690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Sebzede üretimin talebi karşılama oranı hamdolsun %107'ye çıktı. Meyve ürünlerinin tamamına yakında inşallah kendimize yeter durumda olduğumuzu görüyoruz, göreceğiz. CHP Genel Başkanı'nın sürekli istismar ettiği buğday konusunda göreve geldiğimizde üretimimiz iç talebi dahi karşılayamazken şimdi %112 gibi çok büyük bir oranı buğday üretiminde yakaladık. Fakat bunlardan anlamaz. Buğdayı göster tanımaz. Böyle bir durum var. Tarımsal ürün ihracatımızı 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardık.